sabit olan, fiks olan, kalıcı olan akibettir, neticedir. Cenab-ı Hakk'ın vaadi geçici olanla alakalı olmaktan ziyade kalıcı olanla alakalı bir husustur. O yüzden Hz. Musa aleyhisselam dedi ki sabredin. Yani ben burada başınıza hiçbir şey gelmeyecek demedim. Dişinizi sıkın, sabredin. Bilin ki akibet vel akibetu lil muttakin. Akibet muttakilerin olacak. Yani sonuç muttakilerin olacak. Sakınanların, Cenab-ı Hakk'ı gözetenlerin. Onlar ne dediler? Dediler ki, قَالُوا اُوذِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا Sen gelmeden önce de eziyetlere uğradık. Senin doğacağın korkusuyla Firavun erkek çocuklarımızı katletti. Kız çocuklarımızı hayatta bırakıp elimizden aldı. Köleleştirdi. Eziyet etti. اُوذِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا Sen geldikten sonra da bu eziyet devam ediyor. وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا Yani çektiklerini düşünün bunların. يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ Erkek çocuklarını boğazlıyorlar. Kız çocuklarını ellerinden alıp köleleştiriyorlar. Her türlü eziyeti, her türlü aşağılamayı yaşatıyorlar. Dediler ki senden önce de bunları yaşadık. Seni bekleye durduk, şimdi sen geldin. Senden sonra da yaşıyoruz. قَالُوا اُوذِينَا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Dedi ki, ola ki Allah, قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ Düşmanınızı helak etsin ve sizi ondan sonra yeryüzünde egemen kılsın da baksın ki siz nasıl amel edeceksiniz. Büyük olasılıkla böyle bir şey de olabilir bakın. Bu da dünyaya dönük bir şey. Bu olmayabilir de. Allah'ın vaadi dünyada illa böyle bir netice değildir. Geçmişteki peygamberlerin çoğunda bu görülmemiştir. Esas dediğimiz gibi akıbetle alakalı. Ama Hz. Musa aleyhisselam bu yönüyle de alakalı onlara bir zaman sonra dedi ki umarım Allah Azze ve Celle düşmanınızı helak etsin ve size bir çıkış yolu göstersin. Ama bu dönemlerde bunlar çok ağır işkenceler geçiriyorlar. قَالَ عَسَى رَبُّكُمْ اَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Dedikten sonra Cenab-ı Hak diyor ki وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ Biz nitekim Firavun ailesine çeşitli sıkıntılar yaşattık, kıtlıklar yaşattık yıllarca. Biz وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ Mahsullerini eksilttik. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Öğüt alsınlar diye. Yani onlar da Allah'ın kulları. Cenab-ı Hak onları da birdenbire helak edip yok etmiyor. Onlar açısından da süreç uyarıcılığını, hatırlatıcılığını ve yola istikamete çağrısını devam ettiriyor. Cenab-ı Hak ayetin sonunu nasıl bağlamış? لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Biz İsrailoğlu Firavun hanedanını kıtlıklarla ve mahsullerini eksilterek yani böyle yıllarca sıkıntılara aldık. Öğüt alsınlar diye. قَالُوا Onlar da dediler ki مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهِ فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Dediler ki bak ey Musa sen ne ayet getirsen yani bunlardan hangi bir mucizeyi bize getirip bu sıkıntılar olarak bize yaşatsan biz sana iman edecek değiliz. مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Bunun üzerine Cenab-ı Hak daha ağır sıkıntıları gönderdi. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ اَطُّوفَانَ Bunun üzerine onlara tufanı, وَالْجَرَادَ ve çekirgeyi, وَالْقُمَّلَ ve bitpiri haşereleri, وَالضَّفَادِعَ ve kurbağaları. Bunlar öyle eziyet dönemleri olarak onlara yansıdı ki, وَالضَّفَادِعَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Bunları gönderdik ki bu istikametten ve bu gidişattan vazgeçip dönsünler diye. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ Sıkıntı onları
iyice kaplayınca üzerlerine hüküm inip artık dayanılmaz bir hal alınca قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك. Dediler ki ey Musa, Rabbine sana olan ahdine dayalı olarak dua et de لَاِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ eğer bizden bu sıkıntıyı giderirsen لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ biz sana iman eder وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَن۪ي إِسْرَائِيلِ ve seninle birlikte İsrailoğullarını da göndeririz, salıveririz. Şimdi bunlar yıllar içerisinde biz birkaç satır aralığında ayetler olarak okuyoruz. Ama bunlar yıllar içerisinde yaşanıyor. Dolayısıyla da buralardan aldığımız ibretler ile kendi hayatımıza, müminlerin dünyadaki durumlarına, tarihten gelen sürece bunlara baktığımız zaman doğru okuma yapmak zorundayız. Sadece bugün müminler perişan bir halde, şu halde İslam batıldır demek gibi çok kestirmeden bir ergen tavır içerisinde olmak bizi gerçekten ve hakikatten uzaklaştırır. Hz. Musa'dan bahsediyoruz. Cenab-ı Hak diyor ki böyle söz verince onlar فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ اِلَى اَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ bir vakte değin üzerlerindeki sıkıntıyı kaldırdık. Nitekim öncesinde de her bir gelen sıkıntıda yine benzer şekilde yalvarıp yakarıp sıkıntının kaldırılmasını istemişlerdi. Bu sonuncuyu da kaldırdık. اِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ bir de bakmışsın ki yine verdikleri sözden caymışlar. O zaman ne oldu? Bunun bir sınırı var. Artık hep aynı tepkiyi verecekleri, hiçbir zaman dönmeyecekleri, hiçbir zaman iyileşmeyecekleri Allah'ın ilminde, bu Cenab-ı Hakk'ın ilmi kesin bir şekilde ortaya çıkınca Cenab-ı Hak dedi ki فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ bu vakit onlardan intikam aldık. Bu sefer onlardan intikam aldık. فَاَغْرَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ ve onların hepsini denizde boğduk. Cenab-ı Hak Firavun'u ordularını denizde boğdu. وَاَوْرَثْنَا الْاَرْضَ الَّذ۪ينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْاَرْضِ وَمَغَارِبَهَا ve o zayıf kavme yeryüzünün doğusunu batısını miras kıldık. Cenab-ı Hak diyor ki وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى Rabbinin güzel sözü gerçekleşti. عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ İsrailoğullarına ne zaman? لَمَّا صَبَرُوا onlar sabredince. Dolayısıyla sürecin yorucu, sürecin sıkıntılarla dolu yıllara yayılmış hali ve bu yıllar içerisinde tabii eziyetten, işkenceden, sıkıntıdan fertlerin ölmesi söz konusu. Herkes sürecin içerisinde kalmıyor. Ama bu teminat yani necat teminatı, kurtuluş teminatı hepsi için geçerli. Cenab-ı Hakk'ın bu vaadine tutunan cennet beklentisiyle dünya hayatından cehennem sıkıntısına emin bir şekilde cennete varabilmek üzere kafirlerin hiçbir eyleminin ve girişiminin karşılık bulamayacağı garantisi Cenab-ı Hakk'ın hem peygamberler açısından hem rasuller açısından söz konusudur. Ama kimler için? Bu garantiye tutunan ve bu sürece girenler için. Yoksa Cenab-ı Hak bu sürece alaka duymayan, Cenab-ı Hakk'ın ayetlerini umursamayan, görmezden gelen kimseler açısından böyle bir garanti yok. هَلْ يَنْظُرُونَ Cenab-ı Hak dedi ki قُلْ اِنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ bakın bakalım göklerde ne var, yerde ne var. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ve önünüzde bulunan bu muazzam, sistematik, kompleks, iç içe, olağanüstü düzenler. Bir tanesinin bile, en küçük bir modülünün bile kendi başına rastlantısal bir süreçte olmasını yani aklettiğiniz sürece aklınızdan bile geçiremezsiniz. Bakın bakalım. قُلِنْ ذُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ Ancak iman etmeyen bir topluluk açısından bu ayetler, bu uyarılar ne işe yarar? Kişi de eğer karşılığı yoksa, onun gönlü yoksa, onun iradesi yoksa, bu kadar ayet, bu kadar işaret, bu kadar önüne konulmuş olan muazzam sistemler,
ilgi göstermeyecekler açısından bir şey yaramaz. Cenab-ı Hak böyle Cenab-ı Hakk'a karşı ve onun çağrısına karşı ilgisiz olanlara dedi ki: "Fehel yentazirûne illâ misle eyyâmillezîne halav min kablihim." Bunlar sadece kendilerinden öncekilerin başlarına gelen benzer sıkıntıların kendi başlarına gelmesini herhalde bekliyorlar. Yani demin konuştuğumuz Firavun'un kavminde yaşananlar gibi veya diğer kavimlerde yaşanan sıkıntılar gibi, depremler olsun, hastalıklar olsun, salgınlar olsun, felaketler olsun. Bunlar herhalde Cenab-ı Hakk'ın azabının gelmesini bekliyorlar. Bu kadar ilgisiz Cenab-ı Hakk'ın çağrısına karşı, uyarısına karşı, bu kadar kayıtsız bir topluluk bu haliyle, yani lisan haliyle, davranışlarıyla, çünkü Cenab-ı Hak tarafından baktığınızda güçlü bir çağrı, yaşattığı her şeyi, nimeti veya sıkıntıyı kendisini hatırlatmak, kuluna kendisini hatırlatmak ve bu dünya sürecinde onun elçiyle gönderdiği vahye tutunmasını ve Cenab-ı Hakk'a doğru yol alması beklentisi her an işlemekte. Burada Cenab-ı Hakk'ın vazgeçtiği, durduğu, durak yaptığı, ondan sonra bu işi durdurduğu, çağrısını kaldırdığı böyle bir şey yok. Dün Ebu Cehil'e, dün Mekkeli Kureyş müşriklerine Resulullah'ın çağrısı ne kadar sıcak, ne kadar hararetli, ne kadar ciddi, ne kadar önemli idiyse, ivedi idiyse, aynı şekilde Cenab-ı Hak dünyadaki o günden bugüne, bundan sonra yaşayacak insanlara da aynı çağrısını aynı şekilde yineliyor. Dolayısıyla insanların alakasız kalmasını herhalde Cenab-ı Hak'tan kendilerine tıpkı öncekilerin başlarına geldiği gibi bir sıkıntının gelmesini bekliyorlar. Allah'ın çağrısına, hükümlerine, davetine, kitabına, elçisiyle gönderdiği ve uygulamasını onlara gösterdiği sünnetine karşı ilgisiz bulunan kendilerince Cenab-ı Hakk'ı hayat denilen o denklemin dışında tutan bu insanlar. هَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذ۪ينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ Öncekilerin başlarına gelenin benzeri bir şey mi bekliyorlar? قُلْ فَانْتَظِرُوا Eğer öyleyse de ki bekleyin. اِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ Ben de sizinle birlikte beklemekteyim.